zamların ardı arkası kesilmiyor. Yeni gelen zam haberiyle birlikte Baski Su'ya %15 artı TÜFE zammı yapmaya hazırlanıyor. Meclisten geçen bu karar hakkında bakalım vatandaşlar neler düşünüyor, gelin birlikte görelim. Yine mi zam ya? Her gün yine yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Yani artık insan bunalıyor ya. Saat başı zam gelmiş olabilir, şu an bile zam gelmiş olabilir aslında, doğru söylüyorsun. Balıkesir Baski'de suya %15 artı TÜFE zammı geliyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Vallahi çok geç kalınmış bir şey olarak görüyorum. Niye geç kalın? Her şeye zam geldi. Her şeye zam geldi ama suya gelmedi. Belediyeye bir yüktü. Herkes taşın altına elini koysun. Yani normal %15 zam çok fazla değil. Çünkü her şeye çok fazla, haddinden fazla zam geldiği için. Bana göre normal diye düşünüyorum. Ne söyleyebiliriz ki? Yani bu gidişat iyi değil ama Allah sonumuzu hayır etsin. Vay halimize diyorum ya, vatandaşın vay haline. Hadi ben iki kişiyim ama 5-6 kişilik aileler ne yapacak bilmiyorum. Allah herkese yardım etsin. Vallahi su parası aldı başını gidiyor zaten. Yaz şimdi. 400 küsürdü, tam net hatırlayamıyorum ama. Söylenecek çok şey var tabii ama. Ama duyan yok. Duyan yok. Bir de bizim arkadaşlarımız. Verdiklerini biliyorlar. Yaptıklarıyla verdikleri örtüşüyor ama onun hesabını bilmiyorlar zahir. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlarımız indirim yapılması konusunda hep önerge verdiler, başvurdular. Hiçbiri de kabul olmadı. Teşekkür ediyorum. İnmesi lazım kesinlikle. Bu fiyatlarla olmaz yani. Yani yapılan son zamlar, yani yeterince zam yapıldığını düşünüyorum zaten. Yani ve ayrıca su yani milletin suyu olduğu için bu kadar zam yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani demek ki gerekli, yapılması gerekiyorsa bizim söyleyeceğimiz bir şey yok yani. Şaşırdık mı? Hayır. Her zaman gibi her gün yeni bir güne yeni bir zamla uyanıyoruz maalesef. Sizce ne söylemeli bu durumda? Zamlar olsun ya, bu zamlar her zaman olacak yani. Yani sistem böyle ilerleyecek. Dolar, euro yükseldikçe bu zamları devamlı göreceğiz. Başka çaresi yok yani. Yani artık zamlar normal karşılanıyor. Normal karşılanmıyor. Üretim biterse tabii ki zamlar normal gibi karşılanmaya çalışıyor. Ülkede üretim canlanırsa o zaman ne olur? Her şey ucuzlar. Dolara da endeksli yaşamayız. Üretim çok fazla yapılmıyor diyebilir miyiz peki? Tabii ülkesiz. Üretim yapılırsa ülke hareketlenir ve canlanır. Bu sistemin zaten böyle olduğunu biliyorlar ama bir türlü yapılmıyor.